M.Ö. 9. yüzyıla tarihlendirilen Asur yazıtlarında dünya tarihini derinden etkileyen ve bir grup halkı ifade eden bir kavram geçer. Bu sözcüğün işaret ettiği insanlar, tarihin en dönüştürücü göçlerini gerçekleştiren Aryanlardı. Diğer isimleriyle Ariler, Aryalar veya Hint Avrupalılar. Bu videoda kendilerine soylular anlamına gelen Aryan ismini vermiş olan Hint Avrupalıların Zerdüştlüğe giden sürecini göreceksiniz. Dolayısıyla video Zerdüştlüğe bir ön giriş niteliği taşıyacaktır. Araştırmalara göre Aryan kavimler M.Ö. 3000 yılı civarına kadar Güney Rusya'da toplu bir halde yaşıyorlardı. Araştırmacılar Aryanların yaşam sürdüğü coğrafyanın muhtemel sınırları olarak Rusya'nın güneyinden Türkmenistan'a kadar Hazar Denizi, Seyhun ve Ceyhun kıyıları boyunca uzanan alanları gösterirler. M.Ö. 3000 yılından sonra Aryan kavimlerin özellikle ekonomik gerekçelerle iki kola ayrılıp dünyaya yayıldıkları düşünülüyor. Bir grup Rusya'nın batısından ve Avrupa yakınlarından geçiş yaparak Anadolu'ya göç eder. Bunu destekleyen arkeolojik kalıntılar da mevcut. Diğer grup doğuya göç ederek Afganistan bölgesine ulaşır. Bu bölgede bir süre beraber yaşam süren ve Hint-İran grubu olarak adlandırılan topluluk tekrar iki kola ayrılır. Tarih, M.Ö. 2000 ile 1500 yıllarıdır. Önce Hint grubu ayrılır ve Hindistan'ın kuzeyine, Pencap bölgesine gelir. Burada onları verimli ve bereketli topraklar bekliyordur. Nitekim sık ormanlarla kaplı, bol ürünlü arazilerle geniş ve bol sulu ırmaklarla karşılaşırlar. Fakat bir süre sonra Afganistan'dan Kuzey İran'a doğru yol alan İrani grup akrabaları kadar şanslı değildi. Buradakileri karşılayan kuru ve az sulu topraklar, yakıcı güneş ve çetin doğa şartlarıydı. İki grubun maruz kaldığı farklı doğal ortam, onların dillerini, kültürlerini ve inançlarını dönüştüren başlıca sebep olacaktı. İran platosuna gelip yerleşen Aryanlar, Medler, Persler ve Partlar gibi birkaç kabileye ayrılırlar. Hem Hint hem de İran grubu yerleştikleri bölgelerde Aryan adını kullanmaya devam etmiş ve yeni yurtlarına Aryanların ülkesi adını vermişlerdir. Günümüzde kullanılan İran sözcüğü de uzmanlara göre Aryan kelimesinin dönüşmüş halidir. Şimdi gelelim Aryanların dini inançlarına ve Zerdüştlük öncesinde nasıl bir dönüşüm geçirdiklerine. Öteki toplumlar gibi Aryanların da başlangıçta animistik bir dünya görüşüne sahip oldukları düşünülmekte. Doğadaki her varlığın canlı olduğuna, bir ruh taşıdığına inanıyor olmalıydılar. Daha sonra söz konusu doğa güçleri belli kişiliklere büründürülerek tanrılar ortaya çıkarılmıştır. Yine öteki toplumlar gibi onlar da yaratıcı bir gök tanrıya tapıyorlardı. Bu tanrının adı Diaus Pitar idi. Bu tanrı Yunan dünyasında Zeus'a, Roma'da ise Jüpiter'e dönüşecekti. Fakat bu tanrı insanlara çok uzak ve soyut kalıyordu. Bu sebeple yine diğer toplumlarda olduğu gibi gök tanrı yerini daha erişilebilir olanlara bırakacaktı. Hint ve İran bölgesine gelen Aryanlar birbirlerinden ayrılmadan önceki dönemlerde iki grup tanrıya inanmışlardır. İlk grup Asuralar veya Ahuralar, diğer grup Divler veya Devalar. Asuralar genellikle hayatın manevi boyutu, Devalar ise maddi boyutuyla ilgili olarak kabul edilmektedir. Devalar grubunun başında savaş tanrısı Indra vardı. Mitra ve Varuna da Asuraların başında gelen tanrılardı. Fakat Hintliler ve İraniler birbirlerinden ayrıldıktan sonraki süreçte iki tanrı grubuyla ilgili keskin dönüşümler yaşanır. Hindistan'da Asuralar kötü ruhlar ve şeytanlar olarak aşağılanırken, İran'da tam aksine Devalar yukarıdan indirilip birer şeytan olarak ilan edildi. Bu keskin ayrışmanın sebebi tam olarak bilinememektedir. Bazı araştırmacılar iki grubun zaten ayrışmaya başlayan inançlardan dolayı farklı yerlere göç ettiklerini ve bunun sonradan iyice belirginleştiğini savunurken, bazıları da iki farklı coğrafyada yaşamaya başlayan bu iki kavmin bir süre sonra birbirleriyle savaştığını ve bunun neticesinde birinin daha çok yücelttiği tanrı grubunu öteki tarafın aşağıladığını iddia eder. Söz konusu zıtlaşmanın izlerini Rigveda ve Avesta'da net bir şekilde görmekteyiz. Neticede Asuralar veya İrani versiyonuyla Ahuralar, İran tarafının tanrı grubunu oluştururken,
devalar veya divler ise Hintlilerin tanrılarını oluşturmuştur. İran tarafında Varuna ön plana çıkan tanrı olur. Özellikle ahlaki yönüyle öne çıkan Varuna, doğruluk tanrılarının başında gelir. Zerdüştilikte tanrı Varuna Ahura Mazda'ya dönüşecek ve bir grubu ifade etmek için kullanılan ve lider, önder anlamlarına gelen Ahura ifadesi genellikle Ahura Mazda için kullanılacaktır. Benzer bir mantıkla devaların başında gelen ve kötü güçleri temsil eden Indra, Zerdüştülük'te Ehrimen'in prototipini oluşturmuştur. Toparlayarak şöyle ifade edelim. İran'da zamanla Tanrı grubundan bir karakter öne çıkar. Diğerleri de onun yardımcılarına, yani bir nevi melek formuna dönüşürler. Kötü güçlerde ise Indra, kötülerin başını çeken Ehrimen'e, yani bir tür şeytan veya cine evrilir. Diğer kötü güçlerde onun yardımcıları olarak iyilere ve iyilik tanrısına karşı savaşırlar. Bir önceki videoda Aryan göçlerini ve Zerdüştü'yle giden yolu konuşmuştuk. Bu videoda ise Zerdüştü ve Avesta'yı tanıyacağız. Böylece Zerdüştü'yle bir giriş yapmış olacağız. Ama öncelikle Zerdüşt ve Zerdüştü'nün isimlendirilme meselesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu din tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Ateşperestlik, Mecusilik, Mazdekilik ve Zerdüştü'lük gibi. Ateşperestlik zaten ateşe tapınma anlamındadır ve genellikle bu dini küçümsemek için kullanılır. Zerdüştüler ateşe tapmazlar, onu sadece kutsal kabul ederler. Mecusilik bu dinin rahiplerine verilen magi kelimesinden geliyor. Latincesi magus olan bu kelime Arapçaya mecusi olarak geçmiştir. Zerdüştülük için kullanılan bu tabir bu dinin sadece ruhbanlarını temsil ettiği için aslında doğru bir isimlendirme değil. Ancak Kur'an bile Mecusilik olarak bahseder. Mazdekilik ismi ise Zerdüştülük'ün tanrısı Ahura Mazda'dan dolayı verilmiştir. Zerdüştülük adını da kullanmamızın sebebi zaten bilindiği gibi bu dinin peygamberinin adının Zerdüşt olmasıdır. Aslında adı tam olarak Zaratustra'dır. Hatta Avesta'da bazen Zaratustra Spitama olarak geçer. Spitama onun kabilesinin adıdır. Hatta bazılarına göre Zerdüşt'ün asıl adı Spitama'dır. Fakat bu olasılık düşük. Eski Yunan yazarları ona Zoroaster demişler. Yıldızlara tapan veya yıldız bilimcisi anlamına gelir. Bu yanlış isimlendirme nedeniyle Orta Çağ Avrupa'sında Zerdüştülük, astronomi ve kehanet ile eş anlamlı bir kullanıma sahipti. Raffaello'nun Atina Okulu isimli tablosunda elinde yıldız haritası tutan kişinin de Zerdüşt olduğu düşünülüyor. Son olarak bu dinin inananları dinlerini Mazdayesna, yani Mazda tapımı veya Mazda dini olarak isimlendirmişlerdir. Biz video boyunca bu dinden Zerdüştülük diye bahsedeceğiz. Zerdüşt 30 yaşındayken yurdunu ve yurdunun gölünü terk edip dağlara çıktı. Burada başını dinledi ve yalnızlığın tadına vardı. Ve 10 yıl boyunca da bundan usanmadı. Ne var ki sonunda dönüştü yüreği ve bir sabah Tanya'yı ağırırken kalktı ve güneşin karşısına geçip şöyle söyledi. Ey sen büyük yıldız! Aydınlatıkların olmasaydı ne olurdu mutluluğun? Bak, usandım bilgeliğimden. Tıpkı fazla bal toplamış arılar gibi. Uzanacak eller gerek bana. Bir Zerdüşt hayranı olan Nietzsche, böyle söyledi Zerdüşt isimli kitabına bu sözlerle başlamıştı. Peki, onun hayranı olduğu Zerdüşt kimdi? Ne zaman ve nerede doğmuştu? Ya da böyle biri yaşamış mıydı? Hazreti Muhammed'le benzeyen yönleri nelerdi? Ve tabii ki Zerdüştülüğün kutsal kitabı olan Avesta nasıl bir kitaptı? Bu videonun hazırlanış amacı söz konusu sorulara cevap vermektir. Ve kullandığım kaynaklarda her zaman olduğu gibi açıklamalar veya yorum kısmında mevcuttur. Tarihte Zerdüşt isimli biri gerçekten yaşadı mı? Zerdüşt'ün yaşama etrafında oluşturulan mitsel anlatılar onun tarihselliği problemini de beraberinde getirmiştir.
Fakat uzmanların bu soru karşısında pek de ayrışmadığını, genellikle Zerdüşt'ün yaşadığını kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Bunun temel gerekçesi ise Zerdüşt'ün kaleminden çıktığına inanılan ve Avesta'nın bir bölümü olan Gatalar isimli ilahilerdir. Gatalarda bazı somut kişiliklere ve olaylara göndermeler yer alıyor. Bunun yanında Zerdüşt'ün tanrısını sorgularkenki o gösterdiği telaş ve varoluşçu gerilim oldukça çarpıcı. Bir pasajda Zerdüşt tanrısına şöyle seslenir. Ey Ahura! Bunu sana soruyorum, bana dürüstçe cevap ver. Yeryüzünü kim koruyor ve göklerin düşmesini kim engelliyor? Suyun ve otların yaratıcısı kimdir? Rüzgar ve bulut kümelerini kim hareket ettiriyor? Ey Mazda! İyi düşüncenin yaratıcısı kimdir? Uzmanlar mitik olmaktan oldukça uzak ve Avesta'nın diğer bölümlerine göre farklı bir nitelik ve özgünlüğe sahip Gataların gerçekten de Zerdüşt'e ait olma olasılığının son derece yüksek olduğunu düşünürler. Zerdüşt'ün yaşadığı tarihi saptamak onun tarihselliği probleminden çok daha zordur. Araştırmacıların bir kısmı onun M.Ö. 628 ile 551 yılları arasında yaşadığını düşünürken, diğer grup onun M.Ö. 1700 ile 1200 yılları arasındaki tarihlerde yaşadığını iddia eder. Milattan sonra 9. yüzyılda Zerdüştülükle ilgili yazılmış Bundahishn isimli eser, Zerdüşt'ün M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda yaşadığı fikrinin kaynağını oluşturur. Buna göre Zerdüşt Avesta'yı Büyük İskender'in İran'ı istila etmesinden 258 yıl önce Bakterya Kralı Vistaspa'ya sunmuştur. İskender İran'ı M.Ö. 330'da ele geçirdiğine göre Zerdüşt'ün Vistaspa ile karşılaşması M.Ö. 558'de olmalıydı. Yine M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış Pers hükümdarı Darius'un babasının adının Vistaspa olması Zerdüşt'ün bu dönemde yaşadığı tezini güçlendirmişti. Fakat her şeye rağmen eski İran'da kronoloji ile ilgili bir takvimin olmayışı, ayrıca arkeolojik ve dil bilimsel araştırmaların Zerdüşt'ün söz konusu dönemde yaşadığı fikrini desteklememesi bazı araştırmacıları farklı bir tarih arayışına sevk etmişti. Bu dönem M.Ö. 1000'li yıllardır. Bu görüşü savunanların argümanlarını az sonra Avesta'yı anlatırken aktaracağım. Zira bu fikir daha çok Avesta'nın eski metinlerinden yola çıkmaktadır. Şimdi gelelim Zerdüşt'ün nerede yaşamış olabileceğine. Yine bu konuda da tabii ki bir fikir birliği yok. Bir grup araştırmacı onun Batı İran'da, Azerbaycan yakınlarında doğduğunu iddia ederken, başka bir grup ise Zerdüşt'ün doğumu için Kuzeydoğu İran'daki Harezm bölgesini işaret eder. Taberi ve İbnül Esir gibi Müslüman tarihçiler de onun Filistin'de doğduğunu iddia ederler. Bunların içinde en güçlüsü Zerdüşt'ün Harezm bölgesinde dünyaya geldiği tezidir. Şimdi diğerlerinin neden olamayacağını açıklayalım. Onun Azerbaycan civarında doğduğunu düşündüğümüzde mesajını yayması için binlerce kilometre yol kat etmesi gerektiğini de kabul etmemiz gerekecektir. Zira Avesta'nın eski metinleri Zerdüşt'ün mesajını yaymak için başka yerlere göç ettiğini söyler. Bu yer ise Bakterya bölgesi olarak kabul edilir. Ayrıca Zerdüşt'ün dinini kabul eden Vistaspa ve halkı Zerdüşt'ü kolayca anlayabiliyordu. Ve Zerdüşt de onlara şiirler, ilahiler okuyabiliyordu. Birbirinden bu denli uzak iki coğrafyanın dillerinin aynı olması biraz uzak bir olasılık. Eleştirileri çoğaltmak mümkün fakat daha fazla uzatmadan daha ilginç olan Zerdüşt'ün Filistin'de doğduğu tezine geçelim. Söylediğim gibi bu iddia Taberi ve İbnül Esir gibi Müslüman yazarlar tarafından ortaya atılmıştı. Tarihu Taberi isimli kitabının birinci cildinde Taberi, Zerdüşt'ün M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış Yahudi bir peygamber olan Yeremya'nın bir öğrencisi olduğunu iddia eder. Ona göre Zerdüşt bir süre sonra peygamberliği özenir ve hocasına iftiralarda bulunur. Bunun üzerine Yeremya ona beddua eder ve Zerdüşt Allah'ın lanetine uğrayarak cüzzam hastalığına yakalanır. Daha sonra da bu sahte peygamberimiz Azerbaycan'a gider ve orada Mecusilik dinini kurar. Sonra Vistaspa'nın yanına giderek onu da Mecusi olması konusunda ikna eder. Böylece Vistaspa da kendi halkına bu dini dayatır ve bu uğurda birçok insanın canına kıyar. Şüphesiz Taberi'nin bu varsayımı tamamen yanlıştı. Peki bu hikaye nereden doğdu? Şimdi kısaca ona değineyim. Yahudi peygamber Yeremya'nın Arapça versiyonu olan Armiya ile Zerdüşt'ün memleketi olduğu varsayılan Azerbaycan'ın güneyindeki
Urbiye'nin yazılış şeklinden hareket edilerek ortaya atılmış olmalı. Bu yanlış varsayımı ortaya atan ideolojik sebep ise muhtemelen peygamberlerin Yahudi ve Arap kökenli olması gerektiği inancıydı. Fakat Zerdüşt ne bir Arap ne bir Yahudiydi. O Aryan kökenli biriydi. Şimdi Zerdüşt'ün hayatını anlatmaya geçelim. Zerdüşt, Spitama kabilesine mensup biriydi. Avesta da ona bazen Spitama Zerdüşt, bazen de sadece Spitama olarak hitap edilir. Anlatılana göre Zerdüşt doğmadan önce onun ruhu göksel alemde zaten mevcuttu. Tıpkı Hazreti Muhammed için anlatıldığı gibi. Gökyüzünde yaratılmış olan bedeninin özü yani ruhu yağmurla yere düşer ve bitkilerin yeşermesini sağlar. Onun ruhu daha sonra bu bitkilerden yiyen ineğin sütüne geçer. Zerdüşt'ün annesi ve babası bu sütten içip birleşince annesi hamile kalır. Burada Hindistan'daki reenkarnasyon inancının izlerini görüyoruz. Zaten bir önceki videoda da anlattığım gibi İraniler ve Hintliler Afganistan bölgesine beraber göç etmiş, oradan iki kola ayrılmışlardı. Dolayısıyla iki toplumun benzer inançlara sahip olması da son derece olağan. Zerdüşt'ün annesi hamile kaldıktan sonra Ehrimen ve yardımcıları onu doğmadan öldürmeye çalışsa da başarılı olamazlar. Onun doğumuna 3 gün kala köy kutsal ışıkla ışıl ışıl aydınlanır. Bu durumdan dolayı yangın çıktığını sanan köylüler köyü terk eder. Fakat geri döndüklerinde nur içinde parıldayan bir çocukla karşılaşırlar. Avesta'da bütün tabiatın Zerdüşt'ün doğumunda bayram ettiği anlatılır. Aktarılana göre Zerdüşt'ün babası Purushaspa onun bir din adamı olmasını istemiş ve buna yönelik bir eğitim almasını sağlamıştır. Peki Zerdüşt gerçekten bir din adamı, bir rahip olmuş muydu? Öncelikle şunu belirtelim. Muhtemelen Zerdüşt'ün kabilesi bilinen, tanınan bir kabileydi. Milattan önceki bazı Yunanca ve Babilce kayıtlarda Spitama kabilesinin adına rastlanmıştır. Şayet Zerdüşt'ün yaşadığı dönemde de kabilesi önde gelen bir kabile ise bu durum onun bir rahip olma olasılığını destekleyecek bir bilgi olacaktır. Çünkü en soylu meslek olan din adamlığı ile toplumun önde gelen insanların uğraşması mantıklı bir varsayım. Bu varsayımı desteklediği düşünülen bir pasaj Avesta'da şöyle geçer. O halde ben, dosdoğru bir şiirin okuyucusu olarak ve en iyi düşüncelere ve sana olan sevgimle ve senin dilediğin gibi insanlara rehber olmak istiyorum ey Ahura Mazda. Şiir okuyucusu anlamındaki Zuata kelimesi akraba dil Sanskritçe'de Huta olarak telaffuz edilir ve genellikle din adamlarının törenlerde okuduğu dini şiirleri ifade eder. Bundan yola çıkarak bazı araştırmacılar Zerdüşt'ün aslında bir din adamı olma olasılığının bir hayli yüksek olduğunu iddia ettiler. Evet, muhtemelen Zerdüşt dönemine göre iyi bir din eğitimi almıştı. Fakat toplumdaki rahiplerin ve kahinlerin katı bir muhalifi olarak onlarla mücadele etti. Onun elinden çıktığına inanılan Gata metinlerinde bunu açıkça görmek mümkün. Yani Zerdüşt için din eğitimi almış fakat din adamı olmayı reddetmiş, bunun yerine farklı bir sistem önermiş, devrimci bir karakter tanımlaması yapmak daha doğru gibi duruyor. Anlatılana göre Zerdüşt 30 yaşında baba evini terk ederek yalnızlığa çekilir. Hazreti Muhammed gibi o da toplumunun içinde bulunduğu durumdan memnun değildir ve bir arayış içerisindedir. O arayışını sürdürürken yeryüzünün ruhu Ahura Mazda'dan bir kurtarıcı istemektedir. Beni kim için yarattın diye şikayet etti yeryüzünün ruhu. Kim bana şekil verdi? Şiddet, öfke, zulüm, kötülük ve zorbalık etrafımı sardı. Benim sizden başka koruyucum yok. Öyleyse bana uygun bir kurtarıcı gösterin. Bunun üzerine Zerdüşt 40 yaşındayken Ahura Mazda tarafından peygamber olarak seçilir ve Miraç'a çıkarılır. Hazreti Muhammed de 40 yaşındayken peygamber seçilmişti ve daha sonraki yıllarda Miraç'a çıkarılmıştı. İnanca göre Zerdüşt sonraki 10 yılda Ahura Mazda ve melekleriyle 10 kere daha görüşür. Yani onun Miraç'ı Hazreti Muhammed'inki gibi tek seferli olmamıştır. Bu tecrübeden sonra Zerdüşt'ün ilk destekçisi eşi olmuştur. Ve geleneksel anlayışa göre sonraki 10 yılda sadece Zerdüşt'ün yeğeni Medyumah onlara katılır. Diğerleri ona kulak asmamıştır ve Zerdüşt onları sağırlar olarak nitelendirmiştir. Nietzsche'nin de ifade ettiği gibi Zerdüşt'ün ağzı onların kulaklarına bir türlü uymuyordu. Kendi toplumunun fikrini değiştiremeyeceğini anlayan Zerdüşt
kendi memleketini terk etmek zorunda kalır veya zorunda bırakılır. Bu durum Gatalara şu sözlerle yansımıştı. Hangi diyara yönelsem, saklanmak için nereye gitsem, düşmanlarım, akrabalarım ve dostlarımdan ayırdılar beni. Yeryüzündeki yalancı hükümdar ve işbirlikçilerinden memnun değilim. Ey Ahura Mazda, seni nasıl memnun edebilirim? Biliyorum ey bilge, neden güçsüz olduğumu. Motivasyonum zayıf ve yardımcılarım az. Bu konuda senden yardım, gönül verenin gönül verdiğine sunduğu huzuru istiyorum. Böylece Zerdüşt memleketini terk ederek İran'ın doğusundaki Bakteriye'ye gider. Orada Kral Viştaspa Zerdüşt'ün öğretisini kabul eder ve bu olay Zerdüştlülük için bir dönüm noktası olacaktır. Tıpkı Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret etmesinin İslam için bir milat olması gibi. Viştaspa'nın Zerdüşt'e tabi olmasıyla bu yeni öğreti hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Zerdüşt'ün Viştaspa'nın yanında geçirdiği günler hakkında pek bir bilgimiz yok. Sadece onun geleneksel inanca göre 77 yaşındayken öldürüldüğü bilgisine sahibiz. Şimdi Avesta'yı tanımaya geçebiliriz. Bunu yaparken Zerdüşt'ün yaşadığı muhtemel tarihten de bahsedeceğiz. Avesta 5 bölümden oluşmaktadır. En önemli bölümü Yesna isimli bölümdür. Yesna'nın içinde Zerdüşt'e verilen vahiyler olarak kabul edilen ve 17 bölümden oluşan Gata metinleri yer alır. Bunlar Avesta'nın en eski metinleridir ve Yesna toplamda 72 bölümdür. Gatalara baktığımızda diğer Avesta bölümlerinden farklı bir dilsel yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Bu bakımdan M.Ö. 1500'lü yıllarda değerlendiği düşünülen Hindu kutsal kitaplarından Rig Veda'ya çok yakın özellikler gösterdiği zaten bilinmektedir. Bu da onun Rig Veda ile yakın bir tarihte oluştuğu fikrini gündeme getirdi. Gataların Zerdüşt'e ait olduğu konusunda yine Gatalar dışında başka bir kanıtımız olmasa da uzmanların bu konuda ayrıştığı pek söylenemez. Genel kabul Gata metinlerinin Zerdüşt'e ait olduğu yönündedir. Peki Gataları M.Ö. 1500 yılı dolaylarına tarihlendirmek için tek dayanağımız linguistik veriler mi? Hayır, Gataların içeriği ve arkeolojik veriler de Gataların eskiliğini destekliyor. Gataların bahsettiği toplum hayvancılıkla uğraşan yarı göçebe bir toplumdur. At, sığır ve köpek en önemli hayvanlardır. Birçok toplumda da olduğu gibi Avesta'da da henüz tapınak kavramı yoktur. Klasik kaynaklar Zerdüştü ve Avesta'yı M.Ö. 7. ve 6. yüzyıla yerleştirmişti. Fakat bu dönem İranilerin yerleşik yaşama geçtiği ve kent kültürüne adapte olduğu ve merkezi devletlerin kurulduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki toplumsal yapı Gataların sunduğu yalın manzaraya hiç de uymaz. Gatalarda kentleşme ve devlet örgütlenmesiyle ilgili kavramlara denk geldiğimizi pek de söyleyemeyiz. Mesela kent, kale, kule ve saray gibi yerleşik yaşama ait kelimeleri Gata metinlerinde bulamayız. Son olarak Asur kayıtlarında M.Ö. 9. asırdan beri isimleri olan Pers ve Med kavimlerinden hiç söz edilmemesi, bu metinlerin Pers ve Med kimliklerinin doğumundan önce oluştuğu tezini güçlendiren diğer bir etmendir diyebiliriz. Yani Avesta'nın eski metinlerini M.Ö. binli yıllardan sonrasına yerleştirmek çok da mümkün görünmüyor. Buna bağlı olarak Zerdüştü de Gatalarla aynı döneme yerleştirme konusunda çoğu araştırmacı hemfikir. Bazıları da Gata metinlerini M.Ö. binli yıllara yerleştirip Zerdüştü M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış bir revizyonist olarak kabul eder. İbadet anlamına gelen yeşler, lider anlamına gelen ve Tanrı'nın verdiği nimetlere teşekkür niteliğinde olan Visperat bölümü ve namaz, dua ve bayramlarda okunan metinleri içeren Horde Avesta bölümü ve son olarak muhtemelen kanun anlamına gelen Vendidat, Avesta'nın bölümlerini oluşturan metinlerdir. Avesta metinleri farklı dönemlerde kayda geçirilmiş ve bunlardan en geç tarihlisi Vendidat'tır. Bu bölümde yerleşik yaşama geçmiş ve devletleşmiş bir toplum çıkar karşımıza. Oysa Gatalardaki Avestik toplum yarı göçebe bir toplumdu. Zerdüştülerin kutsal kitabı olan Avesta'yı oluşturan bölümler farklı dönemlerde kayda geçirilmiştir. Bu metinler Avesta dili denilen bir lisanla yazılmış ve bu lisan Sanskritçe'ye çok yakın yapısal özelliklere sahiptir. Geleneksel kaynaklara göre Büyük İskender İran'ı ele geçirdiği zaman Avesta metinleri 12 bin sığır derisine yazılmış vaziyetteydi. Fakat İskender'in emriyle bu metinler yakıldı
ve bundan sonra uzun bir dönem Avesta sadece hafızalarda kaldı. Avesta'nın tekrar toplanması ancak 600 yıl sonra Sasaniler döneminde gerçekleşebildi. Avesta ikinci darbeyi Müslümanların İran'ı fethetmesiyle alır. Metinlerin bir kısmı da bu dönemde yok olmuştur. Zerdüştlilerin bir bölümü de zorlaşan hayat şartlarından dolayı aşamalı bir şekilde ülkeyi terk ederek Hindistan'a göç eder. Bu grup günümüzde Parsiler olarak anılmaktadır. Milattan önce 1500'ler. Bir grup Aryan kavim Afganistan bölgesinden İran'a gelir. Başta yarı göçebe bir yaşam sürdükleri anlaşılan bu insanlar, İran bölgesine geldikten sonra dinler tarihinde yaşanacak pek çok düşünsel dönüşümünde mimarı olurlar. İraniler başlangıçta birçok tanrıya sahipti. Ancak bir süre sonra çok tanrıcılık yerini monoteizme bırakacak ve bu da beraberinde pek çok fikirsel yeniliği getirecekti. Bu yeniliklerin baş kahramanı Zerdüşt ve onun fikirlerinin vücut bulduğu din Zerdüştilik. Bir önceki videoda Zerdüşt'ü ve Avesta'yı anlatmıştık. Bugün ise Zerdüştiliği ve onun monoteist dinleri temelde nasıl etkilediğini anlamaya çalışacağız. Hintliler ve İraniler bir zamanlar beraber yaşıyorlardı ve aynı tanrılara inanıyorlardı. Milattan önce 1500'lerde bu iki Aryan kavim birbirinden ayrıldıktan sonra inançlarında da bir takım farklılaşmalar doğal olarak meydana geldi. İraniler tarafında Ahuralar adı verilen tanrılar grubunda Tanrı Varuna ön plana çıkar ve Zerdüştlüğün tek tanrısı olan Ahura Mazda'ya dönüşür. Zerdüşt'ten önce de varlığı bilinen Ahura Mazda, Zerdüşt'ün devrimiyle birlikte yegane tanrı ilan edilir. Şimdi Ahura Mazda'yı biraz daha yakından tanıyalım. Ahura Mazda ismindeki Ahura sözcüğü efendi, tanrı anlamına gelirken Mazda kelimesi yüce bilgelik anlamına gelir. Bu durumda Ahura Mazda adının bilge tanrı manasına geldiğini söyleyebiliriz. Zerdüşt politeist bir ortamda Ahura Mazda'nın kendisine vahiy gönderdiğine inandı ve onu tek tanrı olarak insanlara anlatmaya başladı. Zerdüşt'e ait olduğu düşünülen Avesta'nın Gatalar isimli metinlerinde Zerdüşt, tanrı olarak sadece Ahura Mazda'yı muhatap kabul eder ve onunla bir dostu gibi konuşup dertleşir. Zerdüşt'e göre Ahura Mazda görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı ve mutlak iyi bir tanrıdır. O, yeryüzünü, insanları ve insanların hizmetine sunulmuş bitkileri ve hayvanları yaratmıştır. Ahura Mazda'nın karşısında kötülüğü temsil eden Angramanyu vardır. Bu isim Orta Çağ'da Ehrimen'e dönüşecektir. İslam'daki Allah-Şeytan ikilisi ile Zerdüştülük'teki Ahura Mazda-Ehrimen ikilisi arasında benzer özellikler mevcuttur. Biraz detaylandıralım. Avesta'ya göre Ahura Mazda evreni düşünce yoluyla, yani yoktan yaratmıştır. Kötü ruh Ehrimen'i de o yaratmıştır. Fakat Ahura Mazda onu kötü olarak yaratmamıştır. Tıpkı şeytan gibi Ehrimen de kötü olmayı özgür iradesiyle sonradan tercih etmiştir ve Ahura Mazda'ya ve onun yolundan gidenlere karşı bir savaş başlatmıştır. Başlangıçta İslam'daki şeytan karakterinin pozisyonunda olan Ehrimen, Sasaniler döneminde kötülük tanrısı konumuna çıkarılmış ve özünde monoteist bir din olan Zerdüştilik bu dönemde dualist bir yapı kazanmıştır. Aslında Zerdüştülüğün dualizmden önce bir henoteizm aşaması geçirdiğini de söyleyebiliriz. Henoteizmde birden çok tanrı olmakla birlikte bunlardan biri, mesela Zerdüştülük'te Ahura Mazda, diğerleri üzerinde mutlak bir hakimiyet sahibidir. Zerdüştün gatalarında Ahura Mazda'dan başka göze çarpan bir tanrı yoktur. Fakat Avesta'ya sonradan eklendiği düşünülen Yeştler isimli bölümde eski Aryan tanrısı Mitra'ya olağanüstü bir önem verildiğini görüyoruz. O, çok güçlü ve kurban sunulmaya değer bir tanrı olarak anlatılır. Yani Zerdüşt'ün dinsel devriminden bir süre sonra eski Aryan tanrılarının yavaş yavaş gün yüzüne çıkıp Zerdüştülüğün monoteist yapısını bozmaya başladıklarını, fakat yine de Ahura Mazda'nın en yüce ve mutlak tanrı olduğunu
ve Sasaniler döneminde bu dinin tamamen dualist bir özellik kazandığını söylemek mümkün. Zerdüştülük ile İslam'ın benzeşen bir başka yönü, Zerdüştülük'teki Amesha Spenta ile İslamiyet'teki melek kavramlarıdır. Amesha Spenta kutsal ölümsüzler anlamına gelir ve Gatalarda Zerdüşt bu varlıklardan veya bu kavramlardan bahseder. Bunlar Aşa yani adalet, Vuhumanah yani iyi düşünce, Armaiti yani dindarlık, Kshatra yani egemenlik, Haurvatat ve Ameretat yani bütünlük ve ölümsüzlük. Bu altılının Zerdüşt'ün düşünce dünyasında tam olarak neye karşılık geldiği konusunda araştırmacılar çeşitli fikirlere sahip. Bazıları bunların Ahura Mazda'dan ayrı birer tanrı olduğunu söyleyerek Zerdüşt'ün aslında tek tanrıcılığı savunmadığını iddia ederken, diğerleri de bunların Ahura Mazda'nın birer sıfatı veya melekleri olduğunu savunur. Zerdüşt'ün gatalarına baktığımızda aslında bunun öyle içinden çıkılamaz bir konu olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Zerdüşt açık bir şekilde Ahura Mazda'yı tek tanrı olarak kabul etmektedir. Amesha Spentalar ise daha çok Ahura Mazda'nın farklı bir yönü veya sıfatı gibi görünmekte. Tanrı'nın söz konusu sıfatlarıyla insanlarla iletişime geçtiği ve insanların da yine bu sıfatlar aracılığıyla Tanrı'ya yakınlaşabileceği Avesta'da açık bir şekilde anlatılır. Gatalarda 6 Amesha Spenta bir bentte şöyle geçer. Mazda Ahura, Kshatra ve Armaiti vasıtasıyla Vuhumanah'a ve Aşa'ya uygun söz söyleyen ve davranışlarda bulunanlara Haurvatat ve Ameritat'ı bağışlayacaktır. Biraz daha Türkçeleştirirsek şöyle bir anlam elde ederiz. Ahura Mazda, kendi ilahi kudreti ve muhabbetiyle iyi düşüncenin ışığında ve hakikati ölçü alarak söz söyleyen ve davranışlarda bulunanlara mükemmellik ve ölümsüzlük bağışlayacaktır. Amesha Spentalar sonraki dönemlerde melek hüviyeti kazanıp monoteist dinleri bu yönden de etkilemiştir. Öyle ki Kur'an'da Harut ve Marut meleklerinin isimleri köken olarak Amesha Spentalardan Haurvatat ile Ameretat'a dayanır. Ahura Mazda'nın birer sıfatı iken Haurvatat suların, Ameretat ise bitkilerin koruyucu meleğine dönüşür. Persçe'ye Mordat ve Kordat olarak geçen bu isimler Kur'an'da Harut ve Marut olarak yeniden vücut bulurlar. Bu arada Ameretat, Zerdüşt'ten önce bağımsız bir Aryan tanrısıydı. Zerdüşt onu Ahura Mazda'nın bir sıfatı olarak kabul etti ve daha sonra Ameretat bir melek olarak yeni bir form kazandı. Sadece bu örnek bile çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa geçişte Zerdüştlüğün oynadığı rolü gayet iyi açıklıyor. Zerdüştlüğün ilahi varlıklarının dönüşerek İslam'a transfer olmalarına bir örnek daha verebiliriz. Zerdüşt'ten sonraki Avesta metinlerinde ikinci tanrısal varlıkları veya melekleri tanımlamak için Yazata terimi kullanılır. Müslümanlar İran'ı ele geçirdikten sonra bu terim Yazd şekline dönüşerek Allah anlamında kullanılmıştır. Örneğin erken dönem İslam sikkelerinde Allah ve Yazd isimleri aynı anlama gelecek şekilde yer almaktaydı. Hatta Yazd kelimesinin çoğulu olan Yazd'dan çoğul anlamını kaybederek Allah'ı tanımlayan kelimelerden biri olmuştur. Mesela İranlılar Halife Ali'ye Şiiri Yazd'dan yani Allah'ın aslanı diyorlardı. Avesta'ya göre Ahura Mazda'nın dünyayı düşünce yoluyla yani yoktan yarattığını söylemiştik. Fakat Orta Çağ'daki Zerdüştü metinler yaratılış konusunu daha farklı ve detaylı bir şekilde anlatır. Buna göre dünyanın ömrü 12 bin yıldır ve 3'er bin yıllık 4 devirden oluşur. Ahura Mazda'nın iyi şeyleri yaratmasıyla ehrimen kötü ve zararlı varlıkları yaratmaya başlar. Artık bir tanrıya dönüşmüş olan ehrimenin hakimiyetine nihayet Zerdüşt'ün soyundan gelen Suaşyat adında bir kurtarıcı son verecektir. Böylece hakimiyet iyiliğin yani Ahura Mazda'nın olmuş olacak ve ardından dünya hayatı son bulacak ve kıyamet kopacaktır. Günümüzde pek çok araştırmacı Yahudilikteki kurtarıcı veya Mesih fikrinin Zerdüştülükten geçtiğini düşünür. Bu düşünce sonra Hristiyanlığa, ardından İslam'a aktarılır. Ayrıca Zerdüşt'ün Gata metinlerinde sık sık vurguladığı dünya hayatının son bulacağı ve ardından sonsuz ahiret hayatının başlayacağı düşüncesi de dinler tarihi açısından önemli bir kırılmayı gösterir.
Çünkü Zerdüştülükten önce belirgin bir yoktan yaratma fikri olmadığı gibi dünyanın son bulacağı düşüncesi de yoktu. Dünyanın belli aralıklarla dönüşüp yenileneceği fikri vardı. Bu düşünceye göre dünya sürekli bir şekilde varlığına devam eder. Zamanın başı ve sonu yoktur. Buna döngüsel zaman anlayışı denir. Fakat Zerdüştülükle birlikte döngüsel zaman anlayışı yerini doğrusal zaman anlayışına bırakmaya başlar. Yani zamanın bir başı bir de sonu vardı. Ardından dünya hayatı son bulacak ve ahiret denilen bir hayat başlayacaktı. İşte dünyanın yoktan yaratıldığı ve sınırlı bir süre sonunda tekrar yok olacağı ve ardından ahiret aşamasına geçileceği düşüncesi, Zerdüştülüğün semavi dinlere bıraktığı çok önemli bir mirastır. Gelelim insanın yaratılışına. Avesta'da insanın yaratılışına dair detaylı bilgiler bulmak biraz zor olsa da, Yeşler bölümünde yeryüzünün ilk insanı olarak Gayumart isimli bir erkekten bahsedilir. O aynı zamanda ilk din adamı, ilk savaşçı ve ilk çiftçidir. Ahura Mazda'nın öğretisini dinleyen ilk kişi ve Aryan ulusunun atası yine Gayumart'tır. Geleneğe göre ilk insan Yima, diğer adıyla Cemşit adında bir erkektir. Fakat Avesta onun ilk insan olduğundan bahsetmez. Sadece Ahura Mazda'nın Zerdüşt'ten önce konuştuğu ilk ölümlü olduğunu söyler. Hemen ardından Cemşid'in babasının adının anılması da onun ilk insan olamayacağını da gösterir. Zerdüştülük ile ilgili M.Ö. 9. yüzyılda yazılmış bir kaynak olan Bundahishin isimli eser, kainatın ve insanın yaratılışına dair pek çok bilgi verir. Fakat bu eserdeki hikayelerde Tevrat ve Kur'an'daki anlatıların izlerini görmek hiç de zor değil. Mesela az önce gördüğümüz gibi Avesta'da ilk insanın Gayumart olduğu söylenirken, burada ilk insan bir çift olarak karşımıza çıkar, Mashya ve Mashyana. Üstelik bu çift çamurdan yaratılmıştır. Yine Ahura Mazda'nın dünyayı 6 günde veya 6 aşamada yaratmış olması ve buradaki yaratılış sırası Tevrat ve Kur'an'la son derece uyumludur. Kısaca Bundahishin'deki mitlerin Tevrat geleneğinden etkilendiğini kolayca söyleyebiliriz. Eskiden birbirine benzeyen iki din veya inanç gördüğümüzde şunu derdik. Muhtemelen Tanrı bir zamanlar bu iki topluma birer elçi göndermiş ve bu elçilerin mesajları benzer nitelikler taşıdığı için söz konusu iki toplumda doğal olarak benzer inanç ve geleneklere sahip olmuştur. Böylece olgular dünyasında karşılaştığımız çelişkileri fizik ötesi varsayımlar yaratarak aşmaya çalışırdık. Gerçi birçoğumuz bu yöntemin hala oldukça işlevsel olduğu konusundaki inancını korumaya devam etmektedir. Onlara bir lafım yok, saygı duyuyorum. Ama biz bugün bunu yapmayacağız. Herhangi bir inancı ne yüceltme ne de küçük görme kaygısı taşımadan iki inanç ve kültür arasındaki bağlantıyı ve sonuçlarını tarihsel veriler ışığında ele almaya çalışacağız. Bu videoyu hazırlarken kullandığım kaynaklara her zaman olduğu gibi açıklamalar veya yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videoyla birlikte şu an ekrandaki iki videoyu da izlemeniz faydalı olacaktır. Çünkü Sasanilerin ve Bizans'ın Arap Yarımadası'na kendi dinlerini yani Zerdüştülüğü ve Hristiyanlığı yayma çabalarını ve Mekkelilerin bu iki kültür ile ticaret vasıtasıyla nasıl etkileşime girmiş olduklarını görmüş olacaksınız. Zerdüştülükteki ahiret inancının İslam ahiret inancını nasıl etkilediğini anlatacağız. Fakat önce etki terimiyle neyi kastettiğimi kısaca izah etmek istiyorum. Bu konuda genellikle bir bağışçı bir de alıcı taraf olur. Alıcı kültürün bağışçı kültürden etkilenmesi demek, mutlaka onun herhangi bir fikrinin tüm ayrıntılarını kopyalaması anlamına gelmediğini unutmayalım. Alıcı taraf, bağışçı tarafın söz konusu fikrinin yalnızca bazı yönlerini alıp kendi sistemine entegre edebilir veya kendi sistemini oluşturmada ondan faydalanabilir. Alıcı kültür genellikle bağışçı tarafın fikirlerini kendi kültür dünyasında yeniden yorumlayarak dönüştürür ve ona yeni bir şeyler katar. Fakat bazen de alıcı kültür tembellik yapar ve bağışçı kültürün fikrini neredeyse kopyalamış olur. İki duruma da dair örnekleri bugün göreceğiz. Şimdi bu kısa girizgahtan sonra konumuza başlayalım.
İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda Zerdüştilik dini biliniyor muydu? İslami kaynaklara göre Arap Yarımadası'nda Temim kabilesinin bir bölümü Zerdüştilik dinine, yani Müslümanların deyişiyle Mecusilik dinine inanıyorlardı. Hatta yine İslami kaynaklar Hazreti Muhammed'in bu kabileden arkadaşlarının olduğu yönünde bilgiler aktarmıştır. Bunlardan birinin adı İyaz bin Himar. Hazreti Muhammed'in ilk eşi Hatice'nin eski eşi de yine bu kabiledendir. Öte yandan Müslüman tarihçi İbn Kuteybe, Hazreti Muhammed'in kabilesi olan Kureyş'ten bazı Arapların Maniheizm dinine inandıkları yönünde ilginç bir bilgi aktarır. Maniheizm, dualist bir karaktere sahip antik İran dinlerinden biridir ve Zerdüştülüğe yakın özellikler gösterir. Sadece bu örnek bile İran kültürünün Arap Yarımadası üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterir. İbn İshak kaleme aldığı ilk siyer kitabında şunları söyler. Mekkelilerden Nadir bin Haris Hire'ye gidip orada İran krallarının hikayelerini öğrenmişti. Resulullah bir meclise oturup kavmine Allah'ı hatırlatarak daha önceki ümmetlerin başına gelen azaplarla onları korkutup gittikten sonra o gelir ve ''Vallahi ey Kureyş, ben size ondan daha güzel şeyler anlatırım.'' derdi. Sonra da Fars krallarından Rüstem ve İsfendiyar'ın hikayelerini anlatırdı. Devamında İbn İshak Nadir bin Haris'in Hazreti Muhammed'i kendisi gibi eski hikayeleri bir yerlerden öğrenip Mekkelilere anlattığını söyleyerek onu sahtekar olmakla itham ettiğini aktarır. Kaynaklara göre bu olay Kur'an'a şu şekilde yansımıştır. Kur'an öncekilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine okunmaktadır dediler. Hac suresinin 17. ayetinde Kur'an Zerdüştülerden Mecusiler diye bahseder. Bu da Hz. Muhammed ve kabilesinin Zerdüştülerden haberdar olduğuna dair bir başka kanıt. Yine İslam'dan önce ortaya çıkmış ve Zerdüştülüğün farklı bir yorumu olan Zervanizm inancının yansımalarını Kur'an'da görebiliriz. M.Ö. 15. yüzyıla ait Babil yazıtlarında Zervan adında bir tanrıdan söz edilir. Avesta'da daha çok bir zaman meleği kimliğiyle karşımıza çıkan Zervan, daha sonra bir zaman tanrısına dönüşür. Sasaniler döneminde Maniheizm'in de etkisiyle Ahura Mazda ve Ehrimen'in türediği ana kaynak haline gelir ve kitleler tarafından kabul görüp yayılmaya başlar. Zervan zaman demekti ve bu inanca göre yaratıcı zamandır. Her şey bu sonsuz zaman içinde var olup yok olmaktadır. Zamanın kendisi ezeli ve ebedidir. Erken dönem İslam kaynaklarına göre Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Ebu Süfyan ve Nadir bin Haris gibi adamlar bu inanca sahiplerdi. Kur'an'ın deyimiyle bunlar birer zındık idi. Zındık kelimesinin izini sürdüğümüzde onun köken olarak Zerdüştülüğe dayandığını görebiliriz. Sasaniler döneminde Avesta bentleri için yazılmış açıklama ve tefsirlere Zend adı verilirdi. Avesta'nın ortodoks yorumlarına karşılık farklı görüşler ileri sürenler ve Zendlerden yüz çevirenlere de Zendi denilmiştir. Yani Zendiler din ile ilgili ana akım fikirleri benimsemeyen ve bu yüzden sapkın olarak görülen kimselerdi. Örneğin Zerdüştülüğe rakip bir inanç sistemi olan Maniheizmi kuran Mani isimli adam ve ona inananlar birer Zendi olarak ilan edilmişti. Daha sonra bu zendi kelimesi İranlılardan alınıp zındık şeklinde Arapçalaştırılmıştır. Bunun gibi Kur'an'daki pek çok Farsça kelime İran kültürünün Araplar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Şimdi asıl konuya gelmeden önce bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Zerdüştülüğün kutsal kitabı olan Avesta'nın metinleri son biçimlerini M.Ö. 500'lerde almıştır. Yani Kur'an'dan 1000 yıl önce. Bir de milattan sonra 3. yüzyılda Kartir adında Zerdüştü bir rahibin ahirete dair anlattığı bilgiler elimizde mevcut. Bu da Kur'an'dan ortalama 300 yıl önce. Videoyu hazırlarken İran tarafında dikkate aldığım kaynaklar bunlar. Sonra Zerdüştülüğe dair milattan sonra 9 ve 10. yüzyıllarda yazılmış Pehlevice metinler İslam sonrası olduğu için bu videonun kaynakları arasında değildir. Şimdi Zerdüştülüğün ahiret inancı başlığı altında İslam'ı hangi konularda ve ne ölçüde etkilediğine geçelim. Önce ahiret hayatına geçiş kapısı olan ölüm olgusuyla başlayalım. Zerdüştü inanışa göre insan ruh ve bedenden oluşur. Ölüm olayıyla birlikte kişinin ruhu 3 gün boyunca dünyada kalır ve 4. günün sabahında bazı tanrısal figürler onu karşılamaya gelir.
Eğer ruh iyi bir insana aitse gelen tanrısal figürler de onu iyi bir şekilde karşılar. Fakat kötü insanın ruhunu şeytanlar ve cinler karşılamaya gelecektir. Avesta bu konuda şöyle der. Dördüncü gün şafak vaktinde kutsal, kuvvetli Suruş, Raşna ve İvayu ve Muzaffer Aştat ve Engebeli Çayırların Mitrası, imanlıların fravaşileri ve diğer üstün ruhlar, kutsanmış olan kişinin ruhunu karşılamaya gelsinler. Benzer senaryolar Avesta'nın farklı yerlerinde de geçmektedir. Buradaki ikincil tanrısal varlıklar genel anlamda İslam'daki melek figürüne denk gelir. Aynı konu Kur'an'da şöyle geçer. Onlar, meleklerin size selam olsun, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz onun ruhunu alırlar. Kötü ruhların teslim alınması konusunda yine benzer anlatılar görüyoruz. Avesta'dan başlayalım. Vizaraş adındaki iblis bozguncu ve günahkar yalancının ruhunu boynundaki iple götürür. Kur'an ise şöyle haber verir. Meleklerin kafirlerin yüzlerine ve sırtlarına vura vura haydi tadın bakalım cehennem azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Avesta'nın birçok yerinde belirtildiği üzere ölen insanların ruhları Çinvat adında bir köprünün önüne getirilir. Avesta'nın en eski metinlerinde bile geçen Çinvat, cehennem üzerine kurulmuş, iyi insanların kolayca geçip cennete varmaları için genişleyen, kötü insanların geçemeyip cehenneme düşmeleri için daralan bir köprüdür. Şöyle bildirir Avesta. O iyi kişinin ruhunu Elburz Dağı ve Çinvat Köprüsü'nden geçirir ve o manevi izzetlerin yanına yerleştirir. Onların ruhları ve vicdanları Çinvat Köprüsü'ne geldiğinde acı çekmelerine neden olacak ve sonsuza dek cehennemde yaşayacaklardır. Kur'an'da Çinvat veya Sırat Köprüsü'ne dair net bir ifade yoktur. Fakat pek çok İslam alemi Kur'an'daki iki ayetin Sırat Köprüsü'ne işaret ettiğini düşünür. Bundan hariç Buhari ve Müslim gibi hadis alimleri de Hz. Muhammed'den bu konuda pek çok hadis aktarmıştır. Özellikle Buhari'nin Sahih-i Buhari isimli hadis külliyatı Kur'an'dan sonraki en güvenilir kaynak olarak kabul edilir. Buhari'den bir örnek verelim. Cehennem üzerine Sırat Köprüsü kurulur. Ümmetini onun üzerinden geçirecek ilk peygamber ben olacağım. Köprünün Müslümanlar için geniş ve ferah olacağı, inkarcılar için ise dar ve keskin bir kılıç gibi olacağına dair pek çok hadis vardır. Sırat Köprüsü'ne işaret ettiği düşünülen ayetler Saffat ve Meryem surelerinde geçer. Meryem suresi 71. ve 72. ayetlerde şunlar yazar. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak bırakırız. Pek çok İslam alimine göre herkesin cehenneme uğraması demek, her insanın cehennem üzerine kurulmuş sırat köprüsünden geçmeye çalışacağı, inkarcıların geçemeyip cehenneme düşeceği, müminlerin ise hızla geçip cennete gideceği, böylece müminlerin dolaylı da olsa cehenneme uğradığı anlamına gelir. Kısaca sırat köprüsü inancı konusunda İslamiyet'in zerdüştülükten bir hayli etkilendiğini söyleyebiliriz. Fakat bunun Kur'an'a pek yansımadığını, hadislere ise fazlasıyla yansıdığını ve İslam ümmetinde neredeyse her sıradan Müslümanın sırat köprüsü tasavvuruna inandığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu arada Çinvat köprüsü inancının zerdüştülüğün icadı olmadığını da söylemeliyim. Köprü sembolü pek çok eski kültürde karşımıza çıkar. Avesta'ya göre Çinvat köprüsünün önüne gelen iyi ruhu çok güzel bir kız karşılayacaktır. Şöyle yazar. Bunun üzerine çalışkan, maharetli, faydalı, uygun, süslü, iyi insanı kötü insandan ayırt eden, uzun boylu, güçlü ve güzel bir bakire kız yanında bulunan köpeklerle yaklaşır. İyi kişinin ruhunu Çinvat Köprüsü'nden geçirir ve manevi izzetlerin yanına yerleştirir. Avesta'nın bir başka yerinde anlatıldığına göre, ölümden sonra ölen kişinin ruhu dördüncü günde bedenden ayrılınca güzel kokulu bir rüzgar duyumsar. Ve ardından metin şöyle devam eder. Rüzgarın esmesiyle kişinin vicdanı bakire bir kız bedeninde kendisini gösterir. Kız güzel, parlak, beyaz kollu, güçlü, hoş yüzlü, yüce, dik göğüslü, güzel bedenli, asil ve 15 yaşında olup bütün varlıklar kadar güzeldir. Avesta'nın başka bentlerinde de bu söz konusu ideal kız tipinden bahsedilir. Az önceki bente de okuduğum gibi bazı yerlerde bu genç bakire kişinin vicdanının cisimleşmiş hali olarak sunulur
ve onun görevi iyi ruhu mutlu etmek ve Çinvat Köprüsü'nü geçmesini sağlamaktır. Bahsi geçen yanındaki köpekler ise köprünün bekçileridir. Tahmin edebileceğiniz gibi burada tasvir edilen genç kız tipi Kur'an'daki huri kavramını çağrıştırmaktadır. Şimdi Kur'an'da da konuyla ilgili ayetlere bakalım. Sonra ne kadar ilişki kurulabilir görelim. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle aynı yaşta göğüsleri tomurcuklanmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. Bu kadarı yeterli sanırım. İki kitapta kendi taraftarlarını motive etmek için onların hayalindeki ideal kadın tipini vaat etmiştir. Tipler doğal olarak çok benzer çünkü temel amaç ortak. Erkeğin cinsel arzusuna hitap etmek ve bundan bir sonuç elde etmektir. Fakat Avesta'nın bahsettiği ideal kadın tipi, Zerdüştü erkeklerin cennette sonsuza kadar yaşayıp mutlu olacağı birileri olmayıp, sadece erkeği Çinvat Köprüsü'nden cennete emniyet içinde ulaştırmakla görevlidir. Avesta sonrasından bahsetmez. Üstelik Avesta'daki genç bakire, yer yer kişinin vicdanının somutlaşmış hali olarak sunulur. Bu yönleriyle Kur'an'daki huri tipinden farklı olduğunu düşünebiliriz. Kur'an hurileri cennette erkek müminleri sonsuza dek memnun etmekle görevlidir. Bunun yanında hurilerin Avesta'daki işlevi Kur'an'da aynı şekilde devam etmiştir. İyilere ödül olarak sunulmak. Kur'an bunu daha etkileyici bir şekilde sunup kendi sistemine daha belirgin olarak yerleştirmiştir. Mümin bir zerdüştiyi Çinvat Köprüsü'nde karşılayıp cennete güvenle götüren genç ve bakire kız, mümin bir Müslümanı cennette karşılayarak onu her anlamda mutlu eden bir huriye dönüşmüştür. Bir başka benzerlik sevap günahların kaydı ve mizan konusundadır. Hepimizin bildiği gibi İslam dinine göre dünyada insanların yapıp ettikleri insanın sağında ve solundaki meleklerce kaydedilir ve kayıt altına alınan bu davranışlar ahirette mizan denilen bir terazide tartılır ve çıkan sonuca göre kişi cennete veya cehenneme gönderilir. Avesta'nın en eski metinleri olan Gatalar'da amel defteri konusunda şöyle bir pasaj yer alır. Ey Ahura! Her şeyi sana soruyorum. İnsanların geçmişteki ve gelecekteki amellerinin sonuçları ne olacak? Doğruların ve yalancıların yaşam defterinde ne yazılacak? Ey Mazda! Bunların hepsi kıyamet gününde nasıl olacak? Kur'an ise şöyle der. Biz her insanın sevabını ve günahını boynuna doladık. Öyle ki kıyamet günü önüne her şeyi açık açık kaydedilmiş bulacağı bir defter çıkaracağız. Zerdüştü metinler sıklıkla manevi bir terazi vasıtasıyla insanların iyi ve kötü eylemlerinin tartılacağını söyler. Fakat Avesta'da bu konu yer yer su metaforuyla anlatılmaya çalışılır. Örneğin Vendidat bölümünde adalet ve yargıdan sorumlu olan kutsal Raşnu huzurunda, Raşnu'yu bir melek olarak düşünebilirsiniz, doğruluğu yalandan ayıran metaforik bir sudan bahsedilir. Milattan sonra 3. yüzyılda Zerdüştü rahip Carter'in yazıtlarında insanların iyi ve kötü amellerinin tartıldığı büyük bir teraziden bahsedilir. Carter'in ahirete yaptığı bu dantevari yolculuğunda gördüğü bu manzara Kur'an'ın ifadeleriyle oldukça uyumludur. Unutmayalım ki Carter Kur'an'dan ortalama 300 yıl önce yaşamıştır. Şimdi mizana dair Kur'an'dan bir örnek verelim. Kıyamet günü biz adalet terazileri kuracağız ve hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan iş hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip mizana koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. İki dinde de sevap ve günahların kaydı, ardından bunların tartılması ve sonuca göre cennet veya cehenneme gidileceği inancı çok benzer nitelikler taşıyor diyerek başka bir konuya geçelim. İslamiyet ve Hristiyanlıktaki Araf inancının Zerdüştülükteki Hemistekan inancına benzerliği oldukça dikkat çekicidir. Zerdüştülükte burası cennet ile cehennem arasında günahlarıyla sevapları eşit olanların gittiği bir yerdir. İyi amelleri fazla olup yeterince ibadet ve dua etmeyen de buraya gelir. Burası geçici bir yerdir. Burada kıyamete kadar beklenir. Kur'an'da Araf'tan şöyle bahsedilir. Cennet ve cehennem arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemlikleri simalarından tanıyan adamlar bulunur. Onlar cennet ehline selam size diye seslenirler.
Kendileri ise henüz cennete girmemiş fakat oraya girmeyi şiddetle arzulamaktadırlar. Zerdüştülükte olduğu gibi burası da geçici bir yerdir. Ve Müslüman alimlerin çoğu sevap ve günahları eşit olan insanların burada bir süre bekleyeceğini, daha sonra Allah'ın onları muhtemelen cennete yollayacağını düşünürler. Görüldüğü üzere Araf inancı konusunda iki din neredeyse aynı senaryodan bahseder. Dolayısıyla Zerdüştülüğün bu konuda da İslam üzerinde güçlü bir etki bıraktığını söylemek abartılı olmayacaktır. Tabii ki Araf'tan bahsedip cennet ve cehennemden bahsetmemek olmaz. Avesta'nın en eski metinlerinde yani Gatalarda cennet fikrine denk geliyoruz. Şarkı evi olarak isimlendirilen bu yere insanın ruhu Çinvat Köprüsü'nü geçtikten sonra ulaşacak ve sonsuza dek mutluluk içinde yaşayacaktır. Burası görkemli ve hoş kokulu bir yerdir. Bu dünyadaki en yüksek ve en büyük huzur, zevk, sevinç ve mutluluktan daha yüksek ve daha büyük bir huzur, zevk, sevinç ve mutluluk orada vardır. Acı, ızdırap ve sıkıntının olmadığı bu yerde Zerdüştülük dininin gereklerini yerine getirmiş olanlar sonsuza dek yaşayacaktır. Cennet tasvirlerine girmeyi çok fazla gerekli bulmuyorum. Çünkü bunlar daha çok kendi dönemlerine özgü zevkleri yansıtır. Fakat İslam'ın da Zerdüştülük gibi cenneti bölümlere veya derecelere ayırmış olması dönemsel arzu ve zevklerle alakalı değil veya çok daha az alakası vardır. O yüzden bu konuyu incelemenin faydası olabilir. Zerdüştülük'te 4 dereceli cennetten bahsedilir. Birincisi iyi düşünce cenneti, ikincisi iyi söz cenneti, üçüncüsü ise iyi eylem cenneti. Dördüncü ve sonuncusu Ahura Mazda'nın makamı olan nihai cennettir. Kur'an'da da farklı cennet türleri anlatılır. Aden cennetleri, Firdevs cennetleri, Mev'a cennetleri ve Naim cennetleri. Kur'an'da açıkça bahsedilen bu 4 tür cennettir. Bazı hadislere göre cennetlerin sayısı 7 veya 8, bazılarına göre ise sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an cennetler arasında neden bir ayrım yaptığını bize söylemez. Ama belli ki bunlar insanların iman ve amel durumuna göre sınıflandırılmış. Aksi takdirde Tanrı neden Müslümanları farklı cennetlere göndersin ki? Yani büyük olasılıkla burada da bir derecelendirme söz konusu. Zerdüştülükte olduğu gibi. Hadislerde ve başka İslami kaynaklarda cennetler arasındaki önem sırası değişkenlik gösterir. Sonuç olarak Zerdüştülük ile İslam'ın cennet tahayyülünde mantıksal olarak benzer özelliklerin var olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Zerdüştülük'te cehennem de farklı derecelerden müteşekkildir. Bunlar kötü düşünce cehennemi, kötü söz cehennemi, kötü davranış cehennemi ve sonsuz karanlıklar cehennemidir. Burası doğal olarak acı ve işkence yeridir. İslamiyet'teki cennet tasarısının aksine burada ateş yoktur. Soğuk, kötü kokular ve karanlık vardır. Ve Avesta'ya göre cehennem ebedi bir yurttur. Fakat İslam öncesi Zerdüştü metinler cehenneme dair pek ayrıntılı senaryolar sunmazlar. Kur'an'a baktığımızda ise cehennem ateş azabı ile özdeşleştirilmiştir. Başka cezalar da vardır fakat asıl ön planda olan ateş de cezalandırmadır. Ayrıca Kur'an cehennemin katlarından veya derecelerinden bahsetmez. Bu konuda Zerdüştülüğün cehennem tasarısına benzemediğini söylemeliyiz. İslam dinine göre Tanrı her topluma peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarının isimleri sayılarak bunların da namaz kıldıkları ve kendi kavimlerine de namaz kılmayı emrettikleri söylenir. Bunların arasında Adem, İbrahim, Musa, İsa gibi isimleri sayabiliriz. Fakat Hz. Muhammed döneminde Araplara komşu bir devlet olan Sasani devletine mensup Zerdüştüler de namaz kılıyordu. Üstelik bu ibadet kutsal kitapları Avesta'da Tanrı Ahura Mazda tarafından defalarca emredilmişti. Kur'an ne Zerdüşt ne de Avesta'dan bahsetmiyordu fakat namazın geçtiği en eski kaynak yine Zerdüşt'e Ahura Mazda tarafından verildiğine inanılan Avesta kutsal kitabıydı. Şimdi detaylara girelim. Önce namaz kelimesinin kökenine bakalım. En eski hali Sanskrit dilinde karşımıza namas olarak çıkar. Akraba Avesta dilinde ise namah şeklinde telaffuz edilir.
namaz, saygı eğilişi veya boyun eğerek saygı gösterme anlamlarına gelir. Yine Hindularda bir selam verme türünün adı olan namaste terimi de namaz kökünden gelir. Namaste, sana boyun eğiyorum demektir. Avesta dilindeki namah kelimesinin kökeni de namaz ifadesinde olduğu gibi eğilmek fiilidir. Ortaçağ Farsçasında bu kelime namaz şekline dönüşüp İslam kültürüne yerleşir. Sanılanın aksine Kur'an'da namaz ifadesi geçmez. Bunun yerine salat kelimesi kullanılır. Salat kelimesi Kur'an'da çoğunlukla dua anlamında kullanılmıştır. Bazen de bildiğimiz namaz ritüelini ifade eder. Arapların İran'ı fethetmesinden sonra Fars kültürünün etkisiyle salat sözcüğü yerini yavaş yavaş namaz kelimesine bırakmıştır. Avesta'da namaz kılmak yine Kur'an'da olduğu gibi çoğu yerde dua etmek anlamında kullanılır. Kimi yerlerde ise fiili ibadet anlamındadır. Namah kelimesi veya şu anki telaffuzuyla namaz ifadesi Avesta'nın Gata metinlerinde bile geçer. Gatalar Avesta'nın en eski metinleridir ve ortaya çıkışı M.Ö. 1500 yılı civarı olarak kabul edilir. Bir yerde Zerdüşt tanrısına şöyle seslenir. Ey Ahura! Bütün insanların iyi düşünceyle mutlak egemenliğinde kemale ulaşmaları için sana ve aşağıya layık olanı namazla yerine getiriyoruz. Gatalarda Zerdüşt tanrı olarak sadece Ahura Mazda'yı dikkate alır. Ancak ondan sonraki Avesta metinlerinde eski İran tanrıları tekrar gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Ahura Mazda yine her şeyin yaratıcısı ve en yüce tanrıdır. Fakat diğer tanrılara da ibadet edilmesi, onlar için namaz kılınması gerektiği anlatılır. Zerdüştülükte namaz tanrıyı memnun edip onun rızasını kazanmak amacıyla kılınır. Yani bir kul olarak insanın tanrıya karşı en önemli ödevi ona dua etmek ve onun için namaz kılmaktır. Bununla birlikte namazın insan davranışları üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olduğuna da inanılmıştır. Bir Zerdüştü atasözü şöyle der. İyi ve doğru namaz kılan birisi insana, hayvana ve kuşlara daha fazla sevgi besler. Zerdüştülükte namazdan önce temizlik yapmak esastır. Bu temizlikte eller, yüz ve ayaklar yıkanır. İslam'daki abdest bundan biraz daha ayrıntılıdır. Maide suresinde geçtiği üzere namazdan önce yüz yıkanır, sonra dirseklere kadar kollar, baş meshedilir ve ayaklar yıkanır. Yine Zerdüştülükte yolculuk esnasında suyun olmadığı durumlarda kişi su olmadan da kum veya toprak vasıtasıyla abdest alabilir. Bilindiği üzere İslam'da abdestin bu çeşidine teyemmüm denir ve Nisa suresinin 43. ayetinde şöyle geçer. Hasta veya yolculuk halinde bulunursanız veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa bu hallerde suyu bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Zerdüştüler namazı güneşe dönerek kılarlar. Yani kıble güneştir. Bu bağlamda öğleden önce doğuya, öğleden sonra da batıya dönülerek namaz kılınır. Gece vaktinde ise kıble ateştir. Namazda kadınların başörtülü olmaları gerekir. Erkekler de külah takmak zorundadır. Zerdüştüler namazı ayakta kılarlar. Bu esnada Avesta'dan gerekli bölümleri Avesta dilinde ezbere okurlar. Zerdüştülerin namaz hareketlerinde rükûya tam olarak benzemese de hafifçe bir sola eğilme vardır. Bir namaz yaklaşık 10 dakika sürer. Peki Zerdüştüler günde kaç vakit namaz kılarlar? Avesta'nın Korde Avesta bölümünde 5 vakit namazdan bahsedilir. Bildiğiniz gibi İslam'da da günde 5 vakit namaz kılınır. Bunlardan birincisi güneşin doğuşuyla başlayıp gün ortasına kadar devam eden sabah namazıdır. Bu namazın Zerdüştülükte özel bir yeri vardır. Çünkü Ahura Mazda'nın sembolü olan güneş bu vakitte doğar. Sabah namazı şu duayla başlar. Ahura Mazda'nın memnuniyeti için doğruluk en güzel iyilik ve mutluluğun esasıdır. Mutlu olan kişi en doğru olanı isteyendir. Mazda Perest Zerdüştü dininde olduğumu, divlere karşı mücadele ettiğimi ve Ahura'yı inancına mensup olduğumu itiraf ediyorum denir ve ardından çeşitli şükür ve dua ifadeleriyle devam eder. Burada dikkatimi çeken nokta şu, az önce okuduğum dua diğer namazlarda da aynı şekilde okunur, devamları farklıdır. Yani öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları da aynı şekilde başlar
ve itiraf ediyorum ifadesinden sonra devamları farklı bir şekilde devam eder. Benzer bir durumu İslam'daki namazda da görüyoruz. Müslümanlar da her namazda kıyamda yani ayaktayken önce Fatiha'yı okur, ardından farklı bir sure ile devam ederler. Bu zorunludur. Önce Fatiha okunur, ardından farklı bir sure gelir. Bu benzerlik bana ilginç geldi. Bilmem siz ne düşünürsünüz? Dediğim gibi sabah namazının zerdüştülükte özel bir yeri vardır. Sabah namazına insanları horoz kaldırdığından bu hayvan da kutsal kabul edilir. Sabahları uyanma vaktini haber veren horoz, aynı zamanda gece vaktinin bittiğini, güneşin doğmakta olduğunu ve insanların kalkıp ibadet etmelerini haber verir. Böyle inanılır. İslam'da da sabah namazının ayrı bir önemi vardır. İsra suresi 78. ayette bu şöyle geçer. Bir de sabah namazını kıl, çünkü sabah namazı şahitlidir. Buradaki şahitlerden kasıt genel görüşe göre meleklerdir. Aynı konuda Hz. Muhammed'e şöyle bir hadis isnat edilir. İnsanlar sabah namazının faziletini bilselerdi, sürünerek de olsa ona giderlerdi. Kısaca İslam'ın zerdüştülük gibi sabah namazına ayrı bir değer atfettiğini söyleyelim. Zerdüştülükte öğle namazı gün ortasından ikindi vaktine kadarki zaman aralığıdır. Yine şu duayla başlar. Ahura Mazda'nın memnuniyeti için doğruluk en güzel iyilik ve mutluluğun esasıdır. Mutlu olan kişi en doğru olanı isteyendir. Mazda Perest Zerdüştü dininde olduğumu, divlere karşı mücadele ettiğimi ve Ahura'yı inancına mensup olduğumu itiraf ediyorum. Ardından devam eder. İkindi namazı gün ortasından güneş batana kadarki zaman diliminde kılınır ve girişte yine aynı dua okunur. Ardından güneşin batışından gece yarısına kadar akşam namazı kılınmalı ve son olarak gece yarısından güneş doğana kadar yatsı namazı kılınır. Şunu da eklemeyi unutmayalım. Zerdüştü kaynaklara göre 5 vakit namaz yılın ilk 7 ayı için geçerlidir. Sonraki 5 aylık sürede öğle namazı düşer ve namaz vakitleri 4'e iner. Çünkü öğle namazı sıcak günlere has bir namazdır ve yılın yaz dönemi kabul edilen 7 ayında kılınır. Soğuk günlerin kısa olduğu 5 aylık kış döneminde öğle namazı kılınmaz. Atalarımızın 400 bin yıl önce evcilleştirdiği ateş, pratik anlamda birçok fonksiyona sahipti. Bu keşifle birlikte insanlar yiyeceklerini pişirme imkanı yakaladı. Pişirme işlemi yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırıp insanların yediklerinden daha fazla enerji elde etmelerini sağladı. Fiziksel anlamda birçok hayvana karşı zayıf bir durumda olan atalarımız, ateş sayesinde düşmanlarından daha kolay korundu ve bu sayede daha rahat uyuyabildi. Ateşin belki de en önemli faydası ısıtması ve aydınlatmasıydı. Şöyle bir hayal edelim. Ateşin etrafında oturmuş bir grup insan, bir yandan ateşin yaydığı enerjiyle tenlerini ısıtıyor, bir yandan da aydınlığın yarattığı güven ortamında birbirlerine hikayeler anlatıyor. İşte o ortamda anlatılan bu hikayeler, bütün mitlerin çıktığı en eski mutfak olmalı. Ateş, yeryüzüne indirilmiş güneş demekti. Tıpkı onun gibi ısıtıyor ve aydınlatıyordu. Arada sadece iki fark vardı. Güneş yukarıda, ateş aşağıdaydı ve güneş insanın kontrolünde değilken ateş insanın tasarrufundaydı. İnsanın bunu fark etmesi büyük dönüşümü başlatan ilk adım olacaktı. İnsan aslında bir güneşe hükmediyordu. Güneş Tanrı demekti. O zaman ateşte de tanrısal bir şeyler olmalıydı. Bu tanrısal şey insanın elinin altındaydı. Büyüleyiciydi ama bir yandan da onun yanması ve sönmesi çoğu zaman insanın kontrolündeydi. İnsan ateşi yakınca bir anlamda tanrıyı diriltmiş oluyor, söndürünce de onu öldürmüş oluyordu. Ateşin verdiği güven ve ateşe hükmedebilmenin verdiği özgüvenle atalarımız, ateşin başında oturduğu gecelerde
pek çok yeni tanrı yaratacaktı. Fakat çok geçmeden insanlar ateşin paradoksal niteliğini fark etti. Ateş insanların yiyeceklerini pişiriyor, bedenlerini ısıtıyor, onları koruyor ve aydınlatıyordu. Fakat ateşin yakıcılığı onun temel özelliklerinden biriydi ve bu oldukça korkutucuydu. Bundan dolayı bazen tanrısal bir kaynaktan geldiğine inanılırken bazen de şeytani bir kökene dayandığı düşünülmeye başlandı. Hint Avrupalılar ateşin tanrısal kökenden geldiğine inanmış ve onu bir tanrı formunda hayal edip kutsayan taraf olmuştur. Diğer tarafta Sami kavimler ateşi genellikle şeytan ile cehennem ile özdeşleştirip onun yıkıcı özelliklerini çok belirgin bir şekilde öne çıkarmıştır. İraniler ve Hintliler Hint Avrupalıların doğuya gelen koluydu. Bu iki kavim birbirinden ayrıldıktan sonra da zihinlerindeki ateş imgesi önemini korumaya devam etti. Hindistan tarafında ateş tanrısı Agni vardı. Kutsal Rig Veda metinlerinde ona yüzlerce ilahi sunulmuştu. Ateş sözcüğünün kökeni de Sanskrit dilinde alev anlamına gelen Adri kelimesidir. Bu sözcük Tanrı Agni'nin bir sıfatı olarak kullanılmıştır. Tanrı Agni, alev saçlı, sivri çeneli, kızıl sakallı ve altın dişli olarak betimlenir. O hem bir tanrı hem de insanlar ile tanrılar arasında bir ara burucuydu. İlahilerde onun kurban sunaklarını yalayıp yutan dilinden sıklıkla söz edilir. Sunulan kurbanları tanrılara ulaştıran Agni, aynı zamanda tanrıları besleyen bir ağızdır ve o gökyüzünün oğludur. İran tarafında Tanrı Agni'nin bir benzeri olarak ateş tanrısı Atar çıkar karşımıza. Avesta ile birlikte gelen monoteizmle birlikte ateş tanrısı Ahura Mazda ile birleşir ve ateş Ahura Mazda'nın bir simgesi haline gelir. Bunun yanında Avesta ateşten Ahura Mazda'nın oğlu diye de bahseder. Tıpkı Agni'nin gökyüzünün oğlu olması gibi. Zerdüştülükte ateşi beslemek kutsal bir görevdir. Bir Aryan geleneği olan hayvanların kurban edilip ateşe atılmasına Zerdüşt şiddetle karşı çıkmış, bunun yerine ateşe kuru odunların atılmasını istemiştir. Zerdüştüler ateşe tapmazlar. Ateş onlar için kutsaldır. Bir şeyin kutsal olması ona tapıldığı anlamına gelmez. Örneğin Kabe Müslümanlar için kutsaldır ama onlar Kabe'ye tapmazlar. Kabe'ye kurban kesip ona dua etmezler ve ondan yardım istemezler. Aynı şekilde Zerdüştüler de ateşi kutsar ama ona tapmazlar. Zerdüştüler akrabaları olan Hinduların aksine ölülerini ateşte yakmazlar. Onlar ölen insanları sessizlik kuleleri denilen yüksek yerlere bırakırlar. Çünkü Zerdüştülükte ölü beden kirli olarak kabul edilir. Ateşi insan bedeniyle kirletmek Avesta'da kefareti olmayan büyük bir günah olarak anılır. Zerdüştülükteki sessizlik kulelerinin tarihi muhtemelen çok eskilere dayanır. Çünkü Çatalhöyük'teki bazı duvar resimleri Zerdüştülükteki sessizlik kulelerine bir hayli benzemektedir. Buradaki resimler M.Ö. 7000'lere ait. Bazı bilim insanları bu benzerlikten yola çıkarak Çatalhöyük insanlarının Hint-Avrupalı olduğunu ileri sürse de bundan emin olmak biraz zor. Zira buradaki kültürel bir transfer de olabilir. İlginç bir şekilde Avesta'da sessizlik kuleleri kötülenmektedir. Hatta bu kuleleri yıkanların günahlarının bağışlanacağı söylenir. Çünkü Avesta'ya göre burası Tanrı'nın kendisini kötü hissettiği bir yerdir. Buradaki çelişkiyi şöyle açıklayabiliriz. Hint Avrupalıların eskiden ölülerini yaktıklarını biliyoruz. Muhtemelen bu kuleler eskiden ölü yakmak için kullanılıyordu. Sessizlik kulesi anlamına gelen dahme fiilinin yakmak kökünden geliyor olması bu olasılığı destekliyor. Avesta'da ateş için kullanılan sözcük atar terimi olarak sistemleşmişti. Daha sonra Azer olarak dönüşüm geçiren bu kelime Orta Çağ'da Perslerin ateş ülkesi anlamına gelen Azerbaycan'a evrilmiştir. Zerdüştü gelenekte ateşle ilişkili olarak Nevruz Bayramı çok önemli bir yere sahip.
Nevruz Farsça'da yeni gün anlamına gelir ve 21 Mart'ta dünya çapında birçok halk tarafından kutlanır. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ateşler yakılıp üzerinden atlanarak etrafında halaylar çekilerek Nevruz kutlanır. Kürtlerde ve Farslarda Nevruz Bayramı'nın demirci kava efsanesine dayandığına inanılır. Efsaneye göre çok eski zamanlarda Dehak adında çok zalim bir kral vardı. Bu kötü kralın her iki omuzunda birer yılan vardı ve yılanlarını beslemek için her gün iki çocuğun beynini onlara yediriyordu. Kralın bu zulmünü içlerine sindiremeyen saraydaki aşçılar her gün gelen iki çocuktan birini serbest bırakıp onun yerine gizlice bir koyun keserler. Böylece her gün kralın yılanlarına çaktırmadan insan beyniyle koyun beynini karıştırarak yedirirler. Kaçan çocuklar da demirci kavanın önderliğinde bir ordu kurmaya başlar ve ordu yeterince büyüyünce zalim kralın sarayını basıp kralı öldürürler. Ardından kava civardaki tüm tepelerde ateşler yakar ve hep birlikte bu zaferi kutlarlar. Zalim kralın döneminde bir türlü gelmeyen ilkbahar nihayet zaferden sonraki gün gelir. Bu efsane iyiliğin kötülüğe, Ahura Mazda'nın ehrimene, ışığın karanlığa mutlaka galip geleceğini anlatan etkileyici bir halk efsanesidir.